Evet, pazartesi günden herkese selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizi sorarsanız iyiyim diyelim, iyi olalım diyorum. Bugün günlerden pazartesi biliyorsunuz. Büyük bir temizlik yaptım şöyle. Evim mis gibi oldu, tertemiz oldu. Her taraf, mutfağın kapısı kapalı, cam açık. Maya, şimdi markete gidiyorum ya, maya çıkmasın diye mutfağın kapısını kapattım. Şimdi hazırlandım. Nereye gidiyoruz? Turşuluk malzemesi alacağız inşallah. Aslında dün pazardı. Kemal ile beraber almak istedim ama buraya manavlara pazartesi, çarşamba, cuma günleri taze meyve sebze geliyor. Ve ben bunu tabii ki tamamen unutmuştum. Dün Kemal evdeyken ağır olur alacaklarım diye onunla beraber yapmak istedim alışverişi. Çıktık. Bayağı bir böyle market falan gezdik ama istediğimiz gibi bir turşuluk bulamadık. En son bizim buradaki manava geldik. Çok güzel bir kornişonu vardı. Onu kaçırmak istemedim. Hemen onu aldık. Bir de sarımsak aldık. Bugün de inşallah diğer kalan eksik malzemelerimi almak istiyorum. Şöyle karışık bir turşu kurmak istiyorum Allah nasip ederse. İnşallah onu bugün böyle yapayım. Aradan çıksın istiyorum. Tabii ki dediğim gibi taze sebze bulabilirsem. Beraber yapalım istedim alışverişimizi. Şöyle hazırlandım. Hemen çıkalım. Vakit kaybetmeden. Ev işi de yaptım. Saat de bayağı gecikti. Şuradan anahtarımızı alalım. Şuradan ayakkabılarımızı alalım. Şunu şöyle. Saat 2'yi geçti. Akşama yemeğim de yok. O yüzden bir an önce gidip gelelim. Hemen şöyle saçlarımı hızlıca toparladım. Ne kadar katlı kestirirsem kestireyim. Yine aynı modellerden vazgeçemiyorum. Dün gece saat 4'te bir uyandım. Aman Allah'ım, nasıl bir gök gürültüsü, nasıl bir yağmur. Felaket bir şekilde. Ben bu yaşıma kadar ilk kez böyle bir yağmur görüyorum. Gerçekten inanılmaz kötüydü. Cam balkon falan açıktı. Onu kapatayım dedim. Balkon sırılsıklam olmuştu zaten. Camdan su girmiş. Onu kapattım. Sonra biraz yağmur izledim. Sonra bir saat kadar yağdı herhalde. Sonra da azaldı. Ama görmenizi isterdim yani. Gerçekten çok kötüydü. Şimdi hala yağmurlu. Ama arada yağıyor, böyle açıyor. Şöyle göstereyim. Yerlerimiz hala ıslak. Ama onca yağmurdan sonra yine toprak iyi emmiş. Gerçekten dedim ki herhalde yine burada da sel felaketi olacak. Çok şükür olmadı. Hatta dedim ki bu kadar yağmur yağarsa Ceylin falan gidemez herhalde. Yani okullar falan tatil olur. O kadar kötüydü yani. Bilmem ne kadar anlatabiliyorum. Ne kadar size geçiyor ama çok çok kötüydü. Gerçekten korkunçtu yani. Ah, şimdi şu Roka'ya bir gidelim. Bakalım buraya pazartesi, çarşamba, cuma geliyor. Evet, gelmiş. Hadi bakalım alalım. Kilim de alayım dedim ama çok büyükler. Ne yapacağız? Evet, şöyle aldım. Şimdi bir de buraya bakayım. Lahana var mı? Yok gibi. Evet. Yok maalesef. Sirke açacağım. Buradan alacaklarım var ama. Şoka girdim. Tarım krediye girdim. Bir ihtimal vardır diye. Şokta yoktu da zaten. Şimdi şu bizim manava bakalım. Dün kornişonu buradan almıştım. Burada da sanki yine büyükler var gibi ama. Şurada var küçük.
Evet, geldi. Maya uyuyor herhalde. Yoksa şimdi gelmişti. Poşetlerin içine girmeye. Ay, şöyle bırakayım. Evet, lahanayı istediğim gibi lahana buldum. Evet, şimdi bu aldıklarımı size kiloyla söyleyeyim fiyatlarını. Hani hemen konuştuk da sanki orada daha pahalıymış. Burada havuçun kilosu 15 liraymış. Bir kilo bile almamışım ben. 14 lira tutmuş. Şöyle. Şöyle acur. Bunun kilosu da 15 liraymış. 20,75 tutmuş. Şöyle pul biber. Şuna bakalım. Bunun kilosu 30 liraymış. 20 liralık almışım ben. Şöyle. Karnabahar 30 liraydı. 1,5 kilo. 50 lira tutmuş. Lahana da kilosu fiyatını bilmiyorum ama bu böyle 28 liraydı. Şöyle. Bakayım. Bu da 2,5-3 kilo var sanırım. Herhalde kilosu 10 lira falan. Bu kornişonu dün almıştım, söyledim size. Bakın çok da güzel. Arada tabii ki irileri var ama şöyle minik minikleri de var. Şimdi bunları yıkadım hazır ama bir sirkeli suda bekletmek istiyorum. Hani ben şu tüm malzemeleri hazırlayana kadar en azından beklesin. Kornişonun da kilosu 20 liraydı. 3 kilo aldım burada. 3 kilo var. 60 lira tuttu. Sarımsağı da oradan almıştım ben. Burada 4 ya da 5 baş var. Sarımsağı Kemal aldı. Ben kornişonu seçerken görseydim bunları aldırmazdım. İnanın. Çok iri bir sarımsak. Kastamonu sarımsağı değil tabii ki. Bayağı iri. İnşallah güzel olur da. Burada 4-5 baş vardı. Buna da 20 lira ödedik sanırım. Yani bu 3 kiloysa 80 küsur ödedik çünkü dün manava. Bu da 20 lira tutmuş 4-5 başı. Öyle bakalım. Şimdi şunları teker teker doğrayıp, yıkayıp ayarlayayım ben. Sonra geleyim karşınıza. Evet, geldim karşınıza. Şimdi her şeyi yıkadım teker teker. Kornişonları sirkeli suda beklettim. Lahanalarımın dış yumuşak kalıplarını ayırdım. O da neredeyse bir poşet çıktı yani. Evde lahana sarmasını sadece ben yiyorum. Birazını buzluğa atarım. Birazını Zeynep ne zamandır yaprak sarması istiyor. Ama işte yapamıyordum. Yapmıyordum daha doğrusu. Yaparız artık, şimdi lahana da çıktı ya. Hepsini yaptım. Şu biberlerden aldık beraber sizinle. Kuru biberlerden. Kırıyorum bakıyorum acı değil. Kırıyorum bakıyorum acı değil. Yani 5 taneden bir tanesi acı çıktı. O yüzden şimdi ekmek almamıştım biraz önce aşağı indiğimde. Tekrar aşağı indim ekmek almak için. Ve şu en acı biberiniz hangisi dedim. Tekrar o gittiğim manava gitti. Lahanayı aldım manava. O da en acı bu yenge dedi. Şu süs biberlerinden aldım. Gerçekten de bir tane ısırdım. Helak etti. Bunları şimdi ucunu bir tık böyle kesmem lazım. Şimdi şöyle, daha geçen seneden bir nohutum var. Bizim evde nohut yemeği pişmez. Nohutu çok nadir, pilavın üzerinde falan kullanırım ben. Bunu aşure için mi aldım artık, yine böyle turşu için mi almıştım? Çok hatırlamıyorum. Şöyle bir avuç nohutumu atacağım, sonra hepsinden karışık olarak sırayla atacağız. Tekrar kornişon. Sarımsak.
oldu. Evet, diğer 8 litrelik kavanozuma geçtim. Bunları her sene turşularım bittikten sonra yıkayıp kaldırıyorum ama tekrar tabii ki tozunu alıyorum. Şöyle çarpaladım. Yine bir avuç nohutumu attım. Bu sefer lahanayla başlayalım. Evet, şu tepsimi şuradan alayım bir. Bu da bitti. Kornişonda tek kurmayı düşünüyorum. Bir de şöyle 4 litre kavanozum var. Yine aynı şekilde nohutumu koydum bir tarafına. Bu sadece kornişon ve acur olarak geçiyor. Kornişon, acur ve biber. Evet, şöyle 3-5 tane kornişon kaldı. Onları da şöyle üstlerine sıkıştıracağım. Diğer videoların bu tamamen doldu da. Yine iner bunlar çünkü çok bastırarak yapmadım turşuları. Bunlar yine aşağı doğru inecek. Bu işi de hallettik. Şimdi şuraları bir toplayayım ben. Tezgahın üzerine toparladım. Turşularımın suyu ayarlanacak. Onu da birazdan yapacağım. Saat 5'e geliyordu. Ben de hemen bir pilav koydum. Şöyle. Hemen kapağını kapattım. Şurada airfryer'a da bir tavuk koyacağım. Sizi şöyle bırakayım. Yıkayıp öyle koyacağım. Koydum. Evet, yemeklerimi yaptığına göre şimdi gönül rahatlığıyla turşumuzun suyunu hazırlayalım. Şimdi bu hep kafa karıştırıcıdır biliyorsunuz ölçüler ama şöyle düşünün, yani her litreye bir yemek kaşığı tuz koyacak şekilde. Kavanozum 8 litre. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8,5 kaşık falan tuz attım. Umarım fazla gelmez. Sonra şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar limon tuzu koydum. Yine aynı şekilde 1,5 yemek kaşığı kadar da şeker ekledim. Su kaynatıyorum. Sıcak suyla yapıyorum ben her zaman. Bardağı da sirke ekledim. Ben elma sirkesi kullandım.
Evet, hepsini aynı ölçülerde, yani gösterdiğim ölçülerde yaptım. Tekrar sularını boşalttım bir iyice karışması için. Birleştirip çalkalayıp tekrar koydum. İnşallah güzel olur. Şimdi şöyle koyayım. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah sağlıklı güzel günlerde. İnşallah güzel olmuştur. Kolay yeter. Bir tane de. Bir tane gel. Bir tane bundan verebilirim. Bayağı al. Ha, şarjım da bitiyor. Şöyle yapayım. Işıktan mı böyle çıkıyorum? Şurası iyi herhalde. Şimdi ayakta çok kaldığım için bugün pert durumdayım gerçekten. Yemekten sonra gittim salona. Ta şu saate kadar saat 8:30 çay doldurmak için geldim mutfağa. Ve sizlere de veda diyeyim istedim. Biraz edit yaptım. Süre bayağı uzun olmuş. Maya da benim peşimden geldi. Ona mat verdim. Bu tüy alıyorlar yani tüy kusmasın diye. Ona engelliyormuş o mat. Epeydir veriyoruz. Bir de bizim bununla işimiz var. Vallahi her mamayı yemiyor. İlla hanımefendiye pahalı mama olacakmış. Pahalı mamaya alışmış. Bırakayım. Geçen gün hafta sonu Migros'ta bu hayvan mamalarında, kedi köpek mamalarında, kumlarında indirim vardı. Deneme boyu iki tane mama aldım. Biri sığır eti, biri tavuk eti. Tavuk etini çok seviyor normalde. Sığırı da hani sırf denemek için aldım. Eğer severse büyük boyun alayım diye. İyi ki de küçük almışım. Şimdi ikisinin de yüzüne bakmıyor. Bir tane o kuşçuya gitmiştik geçen hafta Cuma günü. Oradan alıyoruz. Açık mama ama Royal'in mamasıymış. Yani markası Royal'miş. Kedi mamaların içerisinde de en iyisiymiş. Ben de adamın yalancısıyım artık. Ne kadar doğru. Çok bir bilgim olmadığı için bilmiyorum. Hani o ne derse inanıyoruz. Ama gerçekten onu çok seviyor. Bayılıyor yani. O anında şeyine koyuyoruz ya. O anında bitiyor mesela. Diğer o hafta sonu aldığım mamalar 2 gündür sürünüyor o mama kabında. İşte aralarına sevdiğim mamadan katıyorum hani arada o da kaynasın diye ama yok. Sevdiklerini yiyor. O kadar uyanık ki. Sevmedikleri kalıyor. Şimdi de benim gölgemi kovalıyor burada. Yaramaz. Kocaman oldu. Kocaman. Dana. Hiç kim der sana 5 aylık diye. Şuna bir bak. Kocamansın. Kocamansın. Orhan'ın ev arkadaşı da orada bir tane kedi sahiplenmiş. Yavru kedi. Çok küçük, minicik. British'in bu gri olan cinsinden. Dedim oğlum kendinize zor baktınız. Kediye nasıl bakacaksınız yani. Evet anneciğim. Evet. Bu videomuz biraz turşu videosu olmuş. Birazdan bir tık daha fazla olmuş böyle. Yemekten sonra uzandım. Şimdi çok ayakta durduğum zaman belim zaten sakat. Az çok biliyorsunuz. Çok ayakta ve sabit kaldığım zamanlar belim çok ağrıyor. Yemekten sonra hem uzandım hem de dedim ki uzanmışken editi yapayım biraz. Ne çektim hiç bilmiyordum çünkü. Baktım bayağı da uzun olmuş. O yüzden ekstradan videoyu uzatmanın bir anlamı yok. Bu videomuz böyle olsun. Beni maruz görün. Hatta yemekten sonra mutfağı Kemal topladı. Ben uzanırken sağ olsun. Çayımızı da o demledi. Ben şimdi mutfağa çay doldurmaya gelmişken sizlere de veda edeyim istedim. Maya da peşimden geldi. Hemen onun altını da verdim. Öyle. Beni maruz görün artık bu videomdan dolayı. Bu hafta içerisinde umarım görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.